Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Arkadaşlar şöyle yapayım. Peygamber ve felsefe diye bir başlık var. Ondan ders yapacağım. Psikoloji de dediğimiz ama psikoloji de olabilir ama peygamber ve felsefe diye belki ilginizi çeker. Olur mu? Yapayım veya siz söyleyin. Yapayım mı psikolojiyle? Peygamber madem açtık konuş yapalım. Peki. Peygamber ve felsefe. Yani beşeri düşünmüş. Bir insanın kapasitesini insan olduğumuz için aynı cinsten olduğumuz için kapasitesini aşağı yukarı bir bellidir biliriz. İnsan olduğumuzdan dolayı mesela bilirim yani sizin de benim de birbirimizin kapasitesini, yani bir ne kadar ağırlık kaldırabiliriz. Bir insan ne kadar konuşabilir. Bir insan ne kadar bilgi ezberleyebilir. Bellidir yani ortalama. Çünkü aynı cinsiz. Tamam değil mi Murat bu manada? Bak şimdi. Bir insan olma hasebiyle kalitesini, kapasitesi bellidir dedik. Dünya buluş yapanların bütün beşeriyetin birikimini zemin ve basamaklarıyla bir şeyler buluyor. Yani adam yer çekimini bulması 2 artı 2 eşittir 4'tür diye ona ilkokulda bu bilgi öğretenin de hissesi var. Yani bir insan bir şey buluş yaptığı zaman veya bir yeni bir şey ortaya koyduğu zaman geçmişin birikiminden ortaya çıkan bir sanattır. Geçmişinden kopuk olamaz. Dolayısıyla hep bütün beşeriyetin, bilim insanının hissesi vardır. Geçmişsiz bir şey olamaz zaten. Bilim birbirine üzerine tuğla konularak çatı konuluyor. İkinci misalimiz bu. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ise peygamber olma noktasında malzemesi yoktur. Çünkü peygamberlik okulu yoktur, çıraklığı da yoktur. Bir anda olmuştur. Yani bir birikimi yoktur. Yani bir insan bir ayakkabı tamirciliği yapacak. Mesela kardeş mesela ilkokul okuduk. Ortaokul okudun sen. Lise okudun. Diş hekimi 4 mü 5 mi? 5. 5. Uzmanlık kaç sene? Var mı? 3-4 yılda oluyor. 3-4 yıl. Uzmanlık yok. Yani uzmanlık. Mesela 20 seneden beri öyle dedim biraz önce çalışın. 20 seneden beri diş. Yapılan bir dişi tamir etmeyle uğraşıyor. Tamirci yani. Şimdi 20 sene toplam değil mi? Oku, şey yaparsak 20 sene okumuş. Dişi tamir etmek için. Peki dişi yeniden nümunesiz, modelsiz, mukayesesiz, taklitsiz, misalsiz ilk yapanın ilmini düşün. Bak, nümune yok. Model yok. Mukayese yok. İlk yapan için. Taklit yok. Zaman yok. Mekan yok. Tamam mı? İlk ve son yapıyor. Şimdi hangi ilim kullandığını anlatacağım. Kaldır abi. İnsanoğlu çiçeği, yaprağı araştırıyor. Yani fotosentezinden ta kuantlarına kadar, kuantumuna kadar gidiyor ve yazıyor. İlim elde ediyor. Değil mi? Araştırarak. Bu ilmin kaynağı bu değil mi? Bu. Peki bunu ortadan kaldırırsanız bu ilim ne olur? Olmaz. Yok olur. Bu ilmin kaynağı budur. Pek iyi dinleyin. Bu ilimin kaynağı budur. Ve var olandan elde edilmiştir bu ilim. Bu yokken bunu yapmakta kullanılan ilim ile var olup ondan alınan ilim hiç alakası yok. Allah'ın ilmi böyle. Zaten kendileri ayırmışlar, bilim demişler. Evet, ayırmış. Yani varlıktan elde edilen ilim ile tanımlamalar, gözlemlemeler, tabii bu hatıra sokarak elde edilen ilim ile nüminesiz,
mukayesesiz, taklitsiz, modelsiz, misalsız, mekansız, zamansız, ilk ve son olacak. Her sene model değiştirmiyor. Bunu yapmakta, bunu yapılmakta kullanılan ilim, buradan elde edilen ilimle alakası yoktur. İşte peygamberde kullanılan ilim bu ilim. Onun için peygamberlik müessesesinin çıraklığı yoktur. Okulu da yoktur. Abi sahabelerdeki kısa zamandaki terapi manasında... Manası bu pompalanıyor ona. Nüfuz ediliyor. Yani varlıktan, beşeriyetten elde edilen kazanımlar, terbiye olsun, ruhsal ilim olsun, insandan insana aktarılıyor. Fakat ruhsal ilim, yani ruhun arkasındakileri alan ruh, ruh böyle bir çanak anten gibidir. Mesela nasıl ruh oteleri bu tarafa alıyor? Çanak anten, gözünün görmediği uydudan, kulağın duymadığı uydudan sesi ve şekli aldığı gibi, ruh çanak anteni de vacib-ül vücut yönünden alıyor. İşte burada kullanılan ilim, yani peygamberliğin okulu yok. Eğitimi de yok, çıraklığı yok. İşte bu peygamberliğin bir anda çıkması, buradan elde edilen ilim yüklenmemiş, bunu yapılırken kullanılan ilmi vermiş. Onun için bir anda olmuş. Dünyalara diyebilir miyiz abi? Yok. Çünkü o var olan ruhsal yapıdan verilmiş. O yapılandırma. Onun için bir sohbeti ve bir nazar-ı peygamber, bir sohbeti peygamberde bir bedevi hemen uzmanlaşıyor. Terakki etmesinin sebebi malzemeye, zemine bağlı olan, bağımlı olan ilim değil, onun arkasındaki ilim veriliyor. Buna insiba ve inikas deniliyor. Onu dönüştürerek değiştiriyor. Bu Celaleddin-i Suyuti Hazretleri uyanıkken diyor çok defa Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın sohbetine müşerref olmuş. Ama gene sahabeye yetişemiyor. Olamaz. Bu taraftaki gene ilim. Ha. Ona verilen ilim bu cinsten değil. Bu inşallah misal olmuştur. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam insandır. İnsanın kapasitesini biliyoruz. Ama insan üstü bir. Çünkü hocası yok. Tecrübesi yok. Daha önce denenmemiş. Ve hata yapma şansı yoktur. Yani yapacağı bir şey dedim ama sahabem şimdi değiştiriyorum diye bir lüksü de yok. Bizim gibi değil. Bizim iyilikle kötülüklerimiz, doğruyla yanlışlarımız mukayese edilerek iyi veya kötü insanız. Ama peygamberin bir yanlış olmaz. Olmaması lazım. Bir insan içinde, bir insanın kapasitesini biliyoruz, böyle bir şey mümkün değildir. Ama var işte. Bir insanda böyle bu konu yok. Mesela adam Ebu Cehil, bu realite kendisi söylüyor. Ben peygamberim diyor. Daha önce dün mesela, dün beraber veya gündüz misket beraber oynamışlar. Yani ikisinin evi de yan yana. Orada bir sokak geçiyor. Mekke'ye gidenler bilir. Ebu Cehil'in eviyle tuvalet var. Yukarıdaki tuvalet peygamberin evi. Arasında bir sokak var. Yani beraber oynamışlar yani yaşları eşit yani. Şimdi sabah diyor ki ben peygamberim. Allah Allah yani hakikaten Ebu Cehil nasıl kafayı yemedi? Ben ne oluyorum? Biraz böyle düşünüyorum. Peki delili nedir Muhammed? Ya bir daha dün seninle çelik çumak oynadık. Bak diyor senin gölgen düşüyor mu dedi. Bak hakikaten düşüyor. Bak benim gölgem düşmüyor. O anda ne yapmıştır acı Ebu Cehil? Hakikaten gölge düşmüyor. Acayip bir şey. Şimdi acayip olmuş değil mi? Allah Allah. Şimdi bak diyor elini uzat diyor. Su akar mı? Muhammed diyor parmaklarını mı akar? Bak benim elimde su akacak şimdi diyor. O zaman sihirdir diyor. Kabı getir o zaman diyor. Sihir gözü boyalar. Elini sürersiniz. O eğer sihirse elini götürürseniz değmez su size. Göz mesela. Gözün boyalanması. Çünkü telkinle olur. Ama adam kabı getiriyor, su içiyor. Tamam. Şimdi parmaktan su akınca adam hakikaten yani bu cehil değil, gören değil de ne olur bir uzatır mısınız elinizi? Uzatın. Bakın oraya. Bak imanınız artacak. Parmağınızdan su aktığını hayal edin. Bırakın başkalarının iman etmesini. Bakıyor musunuz oraya? Bakın. Bak eğer dediğimi yaparsanız imanınızı artacağına inanıyorum. Şimdi bak.
parmağınızdan su akarken sizin Allah'ınıza karşı imanınız nasıl olur? Diğerinin iman etmesi boşver. İkinci derecede. Senin nasıl bir imanın olur? Parmağından su akıyor. Diyorsun ki akıyor, bak akıyor. Kes diyorsun, kesiliyor. Ama iman acayip olur değil mi? Ben peygamberin mucizesini okurken kendimi onun yerine koyuyorum. Ona parmağımdan su akıyor. Ölüye diyorum ki kalk diyorum, çocuk kalkıyor. Yani şimdi mesela sen mezara gitseniz mesela. Mezarlık var değil mi burada yakın? Desin, selamu aleyküm ya ehlel kubur. Hepsi kalksa bir anda, ve aleyküm selam. Ne yaparsınız? Kaçabileceğini zannetmiyorum. Çünkü sen aşağıya, o yukarı çıkar. Ölürsün, ölürsün. Çünkü bütün ölüler, bir tanesi Murat Melikmaş oldu ya. Bir gün mübarek adam. Bugün aradığında selam söyledi abi. Ya. Aleyküm selam, öyle mi? Ha, bak şimdi. Meğer gitmiş, akşam namazını kılmış bir aşağıki camide. Fatih Sultan'ın ilk yaptırdığı cami. Gelirken düz yoldan gelmemiş, gitmiş mezarlığa girmiş. Mezarlığın içinden Zeytinburnu'na geliyor. Tabii ki bir durum iyi değil. Adam renkmek geldi. Abi, abi. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Abi, beni bir okusana abi. Lan ne oldu? Otur. Titriyor. Abi mezarlıktan ses duydum. Ulan kediydi. E fareydi. Abi olabilir ama. Ulan dedim bir de mezar kalksaydı ne yapardın? Bakıyor. Ya. Dedim ki ona, şu cümleyi bitirin senden alacağım. Dedim ölüden korkuyorsun değil mi? Oysa diriden korkacaksın. Çünkü ölen orada değil. Eğer iyiyse sema, yedi kat semanın arkasında. Eğer rezil ise yedi kat dipte. Oradaki kimse yok. O dedim orada mezar taşı var ya bir tane rahat uyu Mehmet abi diye. Ay ya. Şimdi telemiz etmek için Topkapı mezarlığına biz de gençliğimiz gençken dershanedeyiz ya. Haram görmeyelim. Dolaşmaya da ihtiyacı var. Mesela burada da dolaştım şimdi. Mezarlığı dolaşıyoruz. Gidiyoruz, geliyoruz. İki kişiyiz. Ama acayip de bir şey. İki kişiyiz. Kemal denilmiş. Hasan emsaliz. Bu da yani 30 var yokuz tamam mı? Hasan bir gelsene dedi. Ne oldu? Bilirsiniz. Mezarlık öğlen gömülürse ikindiye doğru toprak kurumaz ki daha. Bir iki gün kurumaz yani. Bir mezarlık var. O gün gömülmüş. En kabada ile dün gömülmüştür. Al onu. En kabada ile dün gömülmüş. İki ağaç arasında bir mezarlık. Hasan gel dedi, gel dedi. Ben zannettim ki korktu, bir şey oldu başına geldi. Ne oldu ki? Mezarın üzerinde bir pankart var. Baksana pankarta dedi ya. Ağaçtan ağaca bağlamışlar. Pankart mezara inmiş. Mezarın üzerine sürünüyor. Mezde şu yazıyor. Mehmet abi sen rahat uyu. Fenerbahçe yine şampiyon. Demek ki o yolda gitmiş Niyazi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu konuda malzemesi yok. Peygamberlik eğitimi almamış. Yani biz mesela okuyorum, yazı okuyorum. Çünkü eğitim almışım okuması hepimizin gibi. İlkokulu almışım. Şimdi peygamberlik hakikatiyle insanı nakış nakış işleyecek ama ustalık almamış. Bir anda usta indirmiş. Zemin tam tersi. Yani eğitim alacak tam tersi. Zulüm asrı. İlim yok. Böyle bir asır. Kendisi de ümmi. Zulüm zirvede. İlim yok. Kendi döneminde 7 tane okuma yazmasını bilen var. Koca orada Arap. 7 kişi. Kendisi de ümmi. Zaten Ebu Cehil dedi ki ben olmam lazım. Yani sebepler noktasında peygamber en uygun benim. Nedir o? Reis benim. Zengin benim. Okuma yazması olan benim. Tamam mı? Tanınan benim. Güçlü benim. Sen okuma yazman yok. Bir kere kafadan gitti. Cahil, okuma yazması olmayanla peygamber olurum. Ya nasıl olacak yani? Dedi. Peki okuma yazması olmayandan Allah çıkartmasının sebebi çok hikmetinden 7 tanesi bir tanesi konumuzla alakalıdır. Niçin ümmiden çıkarttı? Çünkü eğer ilmi ve okuma yazması olsaydı, ilmi ve okuma yazması
Her okuma yazması olanın ilmi yoktur. Okuma yazmasıyla okursa ilmi olur. İlmi ve okuma yazması olmamasının sebebi Kur'an'ı kendi yazdığı ihtimali ortadan kalksın diye. Okuma yazması olsa ve ilmi de olsaydı Kur'an'ı kendi yazdığı ihtimali olurdu. Zulüm asrı, cehalet asrı, kendisi de ümmi. Dinleyip kitap yazmaya ne haleti ne de zamanı yok. Mesela kütüphanesi var. Oturdu. Yaverleri var. Arkadaşlar, oradakiler, siz Babil hakkında araştırma yapın, bana bir sunum yapın, dosyayı getirin. Siz Asurlar hakkında, siz Bizans, siz Roma hakkında. Ondan sonra oturuyor bu şey kütüphanede. Dosyalarınızı, yani çalışmalarınızı bana verin. O da oturdu, çalıştı. Bizans hakkında ana fikir çıkarttı, ayet yazdı. Roma hakkında ayet yazdı. Böyle olması lazım. Fezleke çünkü. Fezleke kulasa. Her şeyde fezleke kullanmış. Yani fezleke, ağacın çekirdeği ağaca fezlekedir. Onun için Kur'an'da nihayetsiz mana mertebesi var. Çekirdek şekline dönüşmüş ağaç ondan. Kimisi çekirdeğe yaprak noktasına bakmış, kimisi çiçek noktasına bakmış, kimisi kalori noktasına bakmış vesaire. Peygamberin bir de çok gariptir. Deveyle giderken hiç alakası yokken deve çöküyor, yaz diyor. Yani bir kütüphane değil, onunla meşgul olmak değil, tam tersine başka bir şeyle meşgul olurken ağzından bu ayetler çıkıyor. Çünkü yazanlar öyle diyor. Yani ona teveccüh eder, konsantre olursun, böyle sporcu gibi konsantre olursun, yat diye mermeri kırarsın. Tamam, o enerjiyi nereden çıkarttın? Uyan enerjiyi ruhtan çıkarttın. Daha önce neredeydi? Hani konsantre olursun sen, öyle değil, deveyle giderken pat diye çöküveriyor. Deve bile dayanamıyor, yaz diyor. Evet, dayanamıyor ayetin gelmesiyle. Sen şimdi peygamber olmuş olsan, onun yaptıklarının ve söylediklerinin haricinde ne yapardın, ne derdin diye sordum kendime. Birisi geldi de ona söyledim. Dedim ki, dün de bahsettim biraz ama, şimdi benim peygamberim benim cinsimden olması lazım. Melek olmaması lazım. Çünkü tuvalete gitmesi lazım. Evlenmesi lazım. Aç olması lazım. Ki o konuda bana malim olsun, rehber olsun. Tamam mı? Melekse ya tuvaleti yok. Acıkması yok. Bana rehber olamaz. İnsan cinsinden olacak. Benim kurallarım olacak. Tamam mı? Bu noktadan düşündükten sonra peygamber nasıl olmasını isterdin de o özellik Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'da yoktur dedim solcuya. Sen mesela ağlayan bir peygamberden şu özellikte olmasını isterdin. Ama Muhammed'de bu yoktur. Ama insan cinsi. Mesela desen ki evet Muhammed uçmuyor. Bu eksik. Yani arkasındakiler örnek olması lazım. Bu olmaz. Adetullah kurala uyacak. Bana rehber olacak, o uçuyorsa ben de uçmam lazım. Hangimiz uçabileceğiz? Ona has olursa bana rehber olamaz. Bak bir daha söylüyorum, ona has bir özellik olursa bana rehber olamaz. Mesela ona has değil yemek yemek, yemek adamını söyleyecek. Dolayısıyla insan olma hasebiyle, insana rehber olma hasebiyle, vallahi şundan da bahsetseydi daha iyi olurdu. Şurada eksiktir diyebildiğim var mı dedim. Bir şey demedi. Ona sordum, sen şimdi peygamber olmuş olsaydın, onun yaptıklarının ve söylediklerinin haricinde ne yapardın, ne söylerdin o ortamda? Ya. Hatırına geleni acaba dememiş mi? Peki bir şey hatırına gelmiş. Ya şu, peki kütüb-i sitede yok mu o? Sen bilmiyorsun o bilgiyi. Mesela diyelim ki yemeği üfleyerek yemeğini istiyor. Sen bunu duymamışsın. Vallahi şimdi yani yemek hakkında nasıl yiyeceğimizi, çünkü niye? Bu bir fezlekedir. Yani yemeği üfleyerek yemeğiniz. Basit bir kelime gibi gözükürken altyapısı şu var. Fezleke. Bir, yemeği üfleyerek yemeğimiz diyebilmesi için yemek sıcak. Karbondioksit çıkıyor. Yemekle karbondioksit arasındaki kimyasal bir reaksiyonu bilecek. Onun orada olacağı değişimi bilecek. Tekrar yiyince bana yapacağı biyolojik olarak zararı bilecek, bu sistemi, bu anlattıklarımı komprim edecek. Yemeği üfleyerek yemeğiniz.
diyebilmesi için bu altyapısı olması lazım. Buna Filisti deniliyor. Yani fezleke deniliyor. Diyor ki, hatırına gelen şu da olsa dedin dememiş midir? Ama bunu yaparken bir, dünyanın insanlık dengesini bozmayacak. Ondan istediğim bir şey olacak, denge bozulmayacak. Yani adetullah bozulmayacak. Yerde onun bu altıncı kat değil mi? Buradan atlasa yerde rahat indi. Bana da sünnet onu yaptı. Ben nasıl atlayayım şimdi? Ben yerde çakılacağım. Yani dengemizi bozmayacak bizden istediği. Ey ashab, ey insanlar, ey ümmetim. Altıncı kattan yürüye inin. Şu atlayın. Nasıl atlayacağız? Sen atladın, peygambersin. Mucizeler hariç değil mi? Mucizeler hariç. Beşeriyet. Mucizeler indel hace. İhtiyaç olduğu zaman şey yapmış, kullanmış. Ama adetullah bizden daha fazla tabi. Daha çok namaz kılmış, daha çok şey yapmış, sebeplere uymuş, tamam mı? Giymiş. Mesela koca İslam ordusu fethiye gidiyor Mekke'ye. Ondan sonra haber gönderiyor ortada. Onun taraftaki komutan haber gönderiyor. Orduyu şu kadar derece yarım ay yaparak falan yerden falan yere dönüyor. Orduya bir yarım ay çizdiriyor. Hazreti Ali'ye galiba onu söylüyor. Bir sahabe yani. Ya Resulallah, hikmeti nedir? Koca ciddi bir fethiye giderken İslam ordusunu yarım ay yapıp şuraya bakın. Belki ben basit görebilirsin ama ruhsal hassasiyetine bakın. Diyor ki ileride bir dişi köpek bana Cebrail dedi ki ya Muhammed, ordunun güzergahında bir dişi köpek yavrularını emziriyor. Onu rahatsız etmeni istemiyor. Ve onun için koca ordu makas yapıyor. Ve o insan aldığınız esiri giydiğinizden giydirin, yediğinizden yedirin diyor. Eğer aldığınız esirlerden okuma yazması olanlara okuma yazması bir kişi öğretirse fidye olarak kabul edin bırakın diyor. İlme verdiği şeye bakın. Çüleye bakın, okuma yazması yapın ve adamı bırakın. Ben olsam kafasına sıkarım vallahi. Beni öldürmeye gelecek ya tabakları şey yapmasın ona söyle. Söyle, bana bakma, oraya bak. Şimdi beni öldürmeye gelecek. Beni öldürmeye gelecek. Ben okuma yazmayı öğret. Buna mukabil ben seni affedeceğim desin. Der mi? Demem. Vallahi demem, sıkarım kafasına. Peki talebesi nasıl yetiştirdi? Hazreti Ali malum hepinizin bildiği. Kafir düşmanın yere yatırdı. Puh dedi. Hazreti Ali kesmekte vazgeçti. Vallahi daha kılıcı ben çaprazlama değil düzlama vururdum. Hazreti Ali çekiyor. Terbiyeye bak. Adam dedi ki niye beni kesmedin? Seni Allah için kesecektim dedi. Sen ki tükürdün. Gayzer geldi. Nefretim geldi. Allah için değil, kendim için kesecektim, onun için kesmedim. Adam dedi ki, dininiz madem o kadar haktır, ben de iman ettim. Bu da talebesi ha. Nasıl yetiştirmiş? Sizde de hiç merhamet yokmuş abi ya. Vallahi dayanamadım ya. Peki o anda sen kendini Murat psikolojini hayal et. Kavga yapıyorsun, vurgun. Kavga yapıyorum, aman ha dikkat edeyim, gözüne vurmayayım, çenesine vurmayayım. Neresine vuracağım? Adam ikide bir saydırıyor bana. Sen şimdi anladın mı? Şunu çene vurmayayım, dişe vurmayayım, dişçi burada. Dişi kırılır, gözlükçü burada. Neresine vuracaksın? Buraya vursam kulağa gider, burası gözü gider. Nereye vuracaksın? Sana saydırana. Şu yumuşak. Dur, kardeş bir dakika bana emrik atan. Uzat omuzun, oraya atacağım. Ya dövüşüyorsun ya. Allah ben affetmez dedim, çakardım. Çaktım ya. Çünkü ben Hasan'ım, o Hazreti Ali. Daha bana beni öldürmeye gelip de yatırdığım adama böyle yapmak şöyle dursun. Giderken adam bir hata yaptı araba. Tanımadığım bir insan kasten yapmadı. Böyle yapan bir insanın böyle bir hatasından dolayı ya hakaret etmişiz ya küfür etmişiz ya far yapmışız ya da takip etmişiz değil mi? Allah belanı versin ben seni. Ya bu kadar bir şeye bu kadar tepki veriyoruz. Ya beni öldürmeye gelene ne yapardın? Adama bak, böyle postuna otan falan diyor, neler diyoruz. Kasten yaptı, seni kasten yapması için seni tanıması lazım. Hafif bir arkadaş yaptı, telefonla uğraşırken adam senin sağına girdi, az kaç yaptı, tamam adam ya. Falan. Bir de beni öldürmeye gelse o ne yaparsın?
Hasan abi geçen gün videonu izledim de şey diyorsun, çıkmaz sokağa girmişsin ya polise. Neydi abi o, onu yalansana. Çıkmaz sokağa. Arada deyince aklıma geldi. Çıkmaz sokağa girdin, giriş yasak, tamam mı? Giriş yasak, baktım orada polis duruyor. Dedim, baktın, dedim dur, hiçbir şey deme, cami indirdim. Şu anda senden korktuğum kadar Allah'tan korksaydım bir haftada evliya olurdum, inan dedim. Ya tövbe ya dedi ya ben, yani Allah'tan korkma falan. Ya yapma dedi ya. Ya bir şey diyeyim mi sana dedi. Ben buranın acemisiyim dedim. Dedi ki trafik levalarının da mı acemisisin? Sen bilerek girdin. Doğru dedi. Bilerek bu hatayı yaptım. Biz de Allah ve ahireti biliyoruz, cennet ve cehennem iman ettik, bilerek günah yapıyoruz ya dedim. O cinsten bir şey. Ya sen kimsin kardeşim dedi. Elbirler. Sen abi ben model olarak kalktım abi. Sen kimsin dedi ya. Bak dedim, tabela var. Tabela var. Var dedi. Aklım var. Ve bazı şeyler de görüyorum, yanlış oldu. Gene girdim değil mi? Ama şimdi diyebilir miyim ki ben bunun acemisiyim? Allah peygamber göndermiş, sizin gibi polis. Kitap göndermiş, tabelalar. Hadiseler de, oradan da araba geliyor, sağa giriyorum, giriyorum, geri dönme hatırıma gelmiyor. Ama gene dayatıyorum, sonra da haklıyım diye çıkmaya çalışıyorum. Polis demiş, kader de çağırmasaydım. Kader budur. Eğer kader elimizi kolumuzu bağlasaydı, tabela koymazlardı. 30'da gidin demez derdi. 30'da gidin. Kur'an'da da eğer kader elimizi bağlasaydı Kur'an'da ölçü getirilmezdi. Çünkü nasıl ister istemez gideceksin öyle. Acaba bunu yaparken peygamberin dünyanın insanlık dengesini bozmayacak, insanın içsel alemini yıkmayacak ve ahiretteki sonsuz hayatını nazara alarak yapacak, gelecek, geçmiş ve şimdiki zamanları da nazara alarak şöyle ki her zaman, her asra taze hayat olsun şekilde yapacak. Yani bir şey yaparken peygamber bir, şimdiki zamandaki insanları nazara almıyor. Aynı hareket gelecek ümmetime de örnek olacak. Dünyanın dengesini bozmayacak. İnsanın içsel alemine, fıtratına zıt bir şey dayatmayacak. Fıtratını bozmayacak. Ahiretteki sonsuzluk haletini dünyada inşa edecek. Benim geçmiş ve geleceğimi nazara alıp şimdi beni inşa edecek. Dirayet nedir? Dirayet bu manada dirayetimiz artırıyor peygamber. Geçmişinle geleceğe bakıp şimdi yaşamaktır. Bir daha dirayet geçmişinle geleceğe bakıp şimdi yaşamaktır. Böyle bir bana dirayeti kazandıracak. Dikkat edersen görünüyor ki dünyada bir sürü yanlışlıklar oluyor. Altına baktığında dinler olmadığı veya istismarcıların olduğunu görürsün. Bir sürü hatalar var. Bir sürü sıkıntılar var. Tamam mı? Bakın evde de sorun var. Evde de sorun varsa orada din hakim değil. O sahada. Ustad diyor ki bir evde cennet hayatı olabilmesi için imanı bil ahiret oraya hükmetmesi lazım. İmanı bil ahiret, ahirete iman eve hükmederse herkes haddini bilir, hududunda kalır. Ve ahirete iman hükmederse karı koca der ki bu benim fani bir dünyadaki eşim değil. Bütün cemine kaisten, eksikliklerden temizlenecek, mübare alacak, bana ezihurilerden daha güzel bir eşim olacak der, ona ebedi bir arkadaşı, eşi diye bakar. Fani bir dünya diye bakmaz. Hakkına, hukukuna riayet eder çünkü kul hakkından korkar gibi. Ahiret inancı insanda hakim olursa ev cennete döner. Yani bakın bir yerde sıkıntı var. Mesela bir misal vereyim. Dedim ki kardeş arabayı buraya bırak. Bak buraya bırak. Beyazlık oluyor. Yani burada şey beni bekle geliyorum. Gitti bir halıcı dükkanı önüne çekti. Arabanın içinde. Ben yokum. Bir yukarıya çıktım. Bilgisayarla alakalı bir şey alacağım. Bir kardeşim. Geldim baktım ki kavga büyüyor. Bizim şoför arkadaşla dükkancı kaldır diyor.
O da diyor ki ne kaldıracağım biraz sonra. Ya kaldır kardeşim dedi, turist geliyor falan. La babanın yeri midir falan. Ben vergi veriyorum. Yol vergisi verir. Sen dükkan ver. Haydi aldı gitti. Geldim. Ne oluyor dedim. Abi ya dedi. Kaldır diyor. Kaldır diyor falan. O da durdu böyle. Bana da bakıyor tıpkı Müslüman çünkü. Doğru söylüyor. Kardeşim kusura bakma. Evet kaldır tabii ya. Bu Müslüman kardeşimiz dedim ya. Bana da Müslüman Müslüman zarını görüyorum. Tamam abim benim. Kusura bakma. Abim var ya her şeyi halleden bir simge. Tamam abim. Bir dakika. Bir dakika. Kaldırma. Böyle de canımı ye dedi ya. Bak tamam abim. Bu ahlakı ne yapıyor? Allah Resulü şey yapmış. Tamam abi. Kusura bakma. Büyük sensin. Bitti. Artık. Yani bir örnek için söyledim. Ne oldu? Her şey halletti. Ben merkezlikten insanı çıkartıyor. Şeytan bir, kendini beğendi. Pergeli kendisine koydu. Ben merkezli çizdi. Haset etti ve yeise kapıldı. 52 tane sufli sıfatının cemidir bu. Biz bu dördünü yapmazsak kurtuluruz. Evet. Ama bir daha söylesen olur mu? Bir daha söyleyeyim. Mesela bir tanesini söyleyeyim. Eve gittin, kendi zevkim, keyfim, isteğim olacak. O da insan diye bakmıyorsun. O da bir insandır biliyor musun? Köle almadın sen. Yani onun da hukuku var. Ve Allah'ın en azından, Allah'ın sana emanetidir. Tamam. Şimdi ben merkezli düşünürsen, her şeyde, dükkanda da, burada da. Mesela ben merkezli düşünürsem, konuşuyorum sen. Lan bu adamlar saati geldi ya, ben gidecek ya. Değil mi? Bunu kesmem lazım. Şimdi pergeli bu ne demek? Pergeli koydum. Ben merkezli düşünüyor. Yani ben merkezli daire çiziyor. Şeytan böyle yaptı. Yani kendisini Adem'le kıyas etti. Allah'a devreye sokmadı. Kim dedi? Mesela desem ki kardeşim şu çocuğun elini öp. O abi ya ben çocuğun elini öpüyorum. Lan kardeşim öp işte. Çocuğun elini öpmüyorsun. Benim emrimi öpüyorsun. Tamam. Onu düşünemedi. Kendini beğendi. Enaniyet, gurur, kibir. Haset etti, yeise kapıldı. Bir daha, ben merkezli düşündü, gurur, kibir, enaniyet etti, haset etti, Kur'an'daki sıfatlar bu. Bir de yeise, Allah'tan ümidini kesti. Neden yeise düştü abi orada? Çünkü şeytan, ben merkezli düşündü mü? Ben merkezli, şeye dikkat edersen sor. Bir insan ümitsiz olabilmesi için şu süreci geçmesi lazım. Yani şöyle. Ha, o süreçlerden sonra yeise düştü. Tabii. Mesela bir insan namusunu ne zaman kıskanmaz? Veya soruyu çoğaltıyorum. Bir insan nasıl bozulur? Yani sırayla insan ilk önce nasıl bozulur? Ustadın sıralaması da böyle bozulur demiyor, ben çıkarıyorum. Bir insan ilk önce bozulma sürecinde maymunlaşır. Taklitçi. İlk önce bozulan insan taklitçi olur. Mesela bir misal veririm. Belki bazılarınıza dokunacaktır. Kısa pantolon var. Kısa derken düşük ver. Şu arkada düşük. Namazda yediğiniz zaman cumada donunuz gözüküyor. Bu nedir? Misal için söylüyorum. Taklitçi dedim ya, maymun olması için. Belki bazılarına dokunacak ama ben abinizim, sizi tamir etmem lazım. Bu Lut kavminin eşcinsellik bir kavmin adetidir. Bu alamettir. Arkaya şu mesajı veriyor. Ben o cinstenim. Bunu Yahudi bize giydirdi. Biz giymedik. O ne derse? Bu maymun fıtratlılar. Maymun. Maymunlukta telakki edince adam yırtık donu bile gözüküyor. Pantolonu yırtık ya. Böyle aklınız hafızalarınızı alır mı? Kotu motu pantolonu yırtık yani. Yırtık. Birincisi maymun fıtratlı. Maymun da telakki ettikçe ne olur? Tilki olur. Tilkilikte devam ettikçe ne olur? Yılan olur. Yılanlıkta devam ettikçe ayı olur. Ayı olduktan sonra domuz olur. La yetunun cenneti illa deyus. Deyus cennete giremez. Deyus kimdir ya Resulullah? Namusunu kıskanmayan. Yani bu süreci geçince. Niçin verdi? Bir şey anlatmak için bir başka bizi inşa edecek misali verdi. Yeis olabilmesi için bir, ben merkezli düşünmesi lazım. Sonra enaniyet, gurur,
kibir olması lazım. Haset etmesi lazım, kuyuya düşmesi lazım. Çünkü mesela gurur ve kibir kuyudur. Kelam içi dışarıya taşıdığına göre fıtratta da yalan söylemezse bitiyor. Son cümle bu. Kelam kişi, Hazreti Ali diyor ki kişi dilinin altındadır. Ustad da diyor ki kişinin karakteri, kimliği, kişiliği 96. sayfa mahkematta diyor kelamı ile ifade edilir. Yani o çıkan kelamda nerede nasıl terbiye olduğunu dışarıya çıkartır. Mama. Mama'ya bakarsınız dünyanın merkezinden nereden gelmişse o elementleri dışarıya taşır. Kelam da bunun gibidir. Kelam içi dışarıya taşıdığına göre fıtratta da yalan söylemezse yalan nereden geliyor o zaman? Yani yalan fıtratta yalan yok. Peki insan yalana da fıtratı pek belli değil. Yalan nereden geliyor? Demek fıtratın dışında birileri içeride bize dayatıyor demektir. Peygamberi reddetmek daha mı akıllılıktır? Peki niçin? Yani peygamberi reddetmek diyelim ki ah ne olur ahiret olmasaydı ya keşke olmasaydı mı demek? Çoluk çocuğun böyle hiç diye mi gitmesin ve taraftan olmak lazım? Ah keşke ahiret olsaydı. Bulamıyorum. Bir delili yok ama bir delili bulsa hemen yapışacağım. İnsanın fıtratı bozulmamış bir fıtrat ahiretin varlığına taraftar olur. Çünkü insan kaybetmek istemez. Eğer ahiret yoksa o peşine koştuğun her şey sıfırlanacak. Eğer bu dünyadan sonra ahiret yoksa dünyanın mantığı yoktur. Niye? Dünyanın başı içtik. Öldükten sonra hiçlikse iki içlik arasında fiziğe göre varlık yoktur. İki içlik arasında varlık yoktur. O zaman yani ahiretin keşke olsaydı, ahiret keşke olmasa mı daha doğrudur? İnsan daha delil aramadan. Ve bir tanesini söyledin keşke olmasa peki niçin? Bunu mukabil ne aldın? Yani ahireti inkar ederek ne aldın? Peşin haramdan hariç bir şey hatırına gelmiyor. Veya haramlar olduğu için daha güzel, rahat yaşamak için yani şu bu zinalar falan. Her şeyin helalı vardır. Meşru daire keyfe kafidir. Harama girmeye lüzum yoktur. وَاَخِرْ دَوَاهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْفَاتِحَةَ مَا السَّلَوَاتِ